Buradan yukarı doğru da çıkmak istemiyorum. Bayağı tepe. Bir kilise daha. Ne çok kilise var bu zaman. Ya olsun tabii, bir şey demiyorum da. Tabii ki olacak da. Bu zamanlar tabii burada doluydu. Yani ne bereketli bir yer ki, şey bakın. Oturma yeri bakın, ben eski, çok eski. Şimdi sen şu yola gir diyor. Bir demirci atölyesi, özdemir'e. Yoldan geçmişimdir kesin. Emin değilim şuradan. Geçip geçmediğinden emin değilim. Kaçma, niye kaç? Buradan geçmemişim. Geçseydim hatırlardım. Sahile inmişim daha önceden. Ama ön sahile inersem bilemiyorum. Çıkaramadım yani. Ha şöyle. Öbür taraftan yürüdüm. Kesin. Tren yolunun öbür tarafından yürüdüm. Evet. O olabilir. Kanıyı çekeyim dedim. Bu kanı. Ya bir kedi. Pamuk kedi. Şu sokaklarda 30 sene, 40 sene evvel dolaşsaydım, ahşap evleri çekseydim. Mesela ya. Ben değil de başkası yapsaydı ne güzel olurdu. Şimdi ondan hiçbiri yok artık. Yani görünümleri yok. Bir şey olmasa da bir yaşanmışlık var buralarda. O binaların içinde. Eski. Trenle geçerken görürdük. Nostaljik. Şimdi yapacaklar tramvaya mı? Görünümleri bunlar işte. Nerede eskiyiz ama. Hali. Bu sıralama şeklinde eski ahşap binalar, ahşap şeylerdeki döküntü, tabii ki eski değil. Ha, Cerrahpaşa'ya geldik galiba, dur bakalım. Evet, Cerrahpaşa tıp, tamam. Oradan içeri giriyorum artık. Oradan yukarı doğru çıkıyorum. Bayağı girmişim. Şimdi demin sahilden dedim ama burada sahilden gidecek yol da yok. Varsa da ben görmüyorum yani, karşı taraf dedi. Bilemiyorum lan işte. Nasıl geçtim? Şimdi aslında gideceğim yol bu. Buradan çıkacağım yukarı. Yani Haseki. Evet, o yönde ilerleyeceğim. Oraya doğru gideceğim. Bugünün şeyi bu. Cerrahpaşa demek ki Samaş'ta. Ben geçtim. Farkına varmadan. İşte o kiliseler. Vesaire. Üçe on var saat. Cerrahpaşa'dayım. Böyle başarılı sokakları.
Burası Doremi yazıyor. Bir zamanlar gitar falan satan Doremi mağazasınınmış ama ismi kalmış. Hayatta hoşuna gitti, bıraktı. Gün Doremi ile başlar diyor. O herhalde kendi hoşuna gitti. Şimdi şuydu yön ama içeri bu yöne girdim ben. Bir şeyler göreyim diye. Farklı bir şeyler göreceğimi tahmin ediyorum. Hekimoğlu Kültür Merkezi, Tomar Sallar. Hekimoğlu Ali Paşa Camii Şerifi 1735. Bu da mührüymüş Hekimoğlu Ali Paşa'nın. Ali Paşa Camii. Bu yönde gideceğim. Ve fazla gitmeden yukarı döneceğim. Çok ileri gitmeden. Bir ana cadde burası çünkü. Fikir edineyim. Sonra başka zaman gelirim yine, daha bilinçli bir şekilde dolaşırım. Allah kısmet ederse. Ali Paşa kahvesi. Hekimoğlu Ali Paşa Venedikli Hekimbaşı Nuh Efendi'nin Venedikliymiş adam. Nuh Efendi'nin oğludur, annesi Safiye Hanım'dır. 1689'da İstanbul'da doğmuştur. Silahşor olmuş. Allah Allah. Kısa bir de sonra da Zile Boyadalı'na atanmış. Yani hem hekim oğlu, babası hekim. Tamam. Hekim Paşa Nuh Efendi, Venedikli. Kendisi asker, sır asker. Gazi, tamam. Cerrahpaşa değil yani. 1758'de vefat etmiş. 68-70 yaşlarında vefat etmiş. Kütahya'da Saray Camii yanında defnedilmiş. Sonra nakledilmiş İstanbul'a. Bu da ilginç bir cami, okuyacağım şimdi. Burada da sokaklar oldukça geniş, rahat. İnsancıl. Sucağı Mehmet Çavuş Camii. Onun anısını yapmışlar herhalde. Yoksa bir tane bir İstanbul'un fethine eşlik etmiş. Şahitlik etmiş. 1477 tarihinde ibadet açılmış. ...1927 yılına kadar açık kalmış. Yıkılmış. Kaybolmuş. Gece kondular iştira etmiş. Yılın Bayraktar ve Karayel aileleri tarafından yeni yerli edilmiş. O da hiçbir şekilde mimarisi uygun. 1927'de ne kadar kaldığına göre bir şekli mekli olması lazım. Sokaklar gayet geniş. Aşırı kalabalık yok artık. Bugün 1 Mayıs olmasından dolayı mı neden bilmiyorum normalde. Yani sıkıntı yok gibi buralarda oturmada. İlginç. Bugün ikinci gördüm cenaze arabası. Bu uluslararası cenaze hizmetleri diyor nakil aracı.
Pınar aldı. Neticesinde yazmışlar. Defterler Yahya Efendi, yol geçen cami. Seyit Ömer Ökümalı Alıpaşa Mahallesi. Evet, buradan yukarı çıkacağım. Sayesinde başlıyoruz yoksa? Bu da aşağı doğru gidiyor işte gene. Geçmişim var. Ön değilim, bilemiyorum.